Hani çayı koymamışsın, ekmekler de hazır değil. Zemzem ne oldu, iyi misin sen? Değilim. Ne oldu, neyin var? Ha? Çok üşüyorum Veysel. Aa kız, senin ateşin var, yanıyorsun. Ha? Göğsüm ağrıyor. Dur ya, sen tir tir titriyorsun. Ne yaptın kendine böyle ya? Ha? Böyle karda yatmış gibi. Zemzem, Veysel. Ha, gel, gel abla, gel, hoş geldin. Ya Zemzem pek fena. Ne oldu ya? Ya abla bahçeyi sulamaya çıkmıştı, ben de kalktım böyle buldum. Oy, yanıyor bu, yanıyor. Sirkeyle bez getir çabuk. Sirke, tamam. Ah sen tamam. Kendine ne ettin Zemzem? Ay. Ay yok yok, bu evde olacak gibi değil Veysel. Ara bir oğlu, gelsin Zemzem'i hastaneye götürelim. Tamam. Hadi. Ah canım benim ya, bu nasıl oldu böyle bu ya? Yok geçer geçer, yok bir şey. Ya sen nerede üşüttün? Alo. Kim? Ha? Tamam gönderin gelsin. Manyak mı be bu? Ne iş var bunun burada ya? Sürpriz. Kızım sen nerede? Allah'ım ya Rabbim ya. Halam ölüm döşeğinde dedim. İzin aldım. Seninki de Adana'ya gidecekti bu sabah. Şerif Adana'ya mı gitti? Evet, mekanları dolaşacakmış. Ya çok özledim ama ben seni. Ne keyif ederiz biz burada. Bak Nemi. Ya. Sakat işler yapıyorsun. Bak ben böyle şeylerden gerçekten hoşlanmıyorum. Ama eşeklik bende. Ben de eşeklik. Ben niye kaldığım yeri sana söylüyorum ki? Tamam giderim birazdan. Bir kahve söyle bari. Tamam ya. O kadar da şey yapma. Şimdi sen geldin buraya kadar. Ha? Değil mi? Kahve geç bakayım sen şöyle. Geç geç. Gel. Gel gel. Anne. Anne. Ne oldu anneme? Ateşi var pek fena. Hastaneye götürüyoruz. Bir iğne falan yaptırırız. Bir şey yok oğlum. Telaş ettiler. Soğuk algınlık. Üzüldü ana işte. Üzüntüye gelmiyor biliyorsun. Sen de kayboldun. Yoksun ortalıkta. Kendi kendine kurdu. Baba kayboldun ne demek? Telefon denen bir şey var. Arasaydın değirmendeydim ben. Ya oğlum annen iyi olacak. Durun baba dur. Ha birden sizin lafıyla hayatımızı karartacak halimiz yok. Hadi sen sözünün yanına git. Ben anneni bırakmam. Asıl Mine hasta olacak üzüntüden. Hadi hadi ya, zaten arabada yer yok. Hadi. Annem iyi olacaksın. Hadi oğlum hadi hadi, sen Mine'nin yanına. Baba bak muhakkak arıyorsunuz, tamam mı? Tamam tamam. Biro, babam unutur unutur sen arıyorsun, tamam mı? Tamam. Annem. İyisin. Olmayan yolları solladık senle, henüz okunmamış mektuplar yolladık senle. Olmadan sabahlar koşup gel rüyalardan, korkmadan dön bana rahat.
Mineciğim. Kimse kalkmamış, babaannem nerede? Hayriye Hanım erkenden kalktı, çıktı. Veysel Beylere uğrayacaktı. Akşam aradı Şükrü abla, Veysel abi iyiymiş. Zemzem abla yatırmış, hemen uyumuş. İyi. Ben de Murat babası hasta, onu bırakıp gelemedi sandım ama... Veysel Bey iyiymiş demek. Vallahi bence Murat abi bir daha buraya adımını atmaz. Çok bozuldu çocuk. Size fikrinizi soran oldu mu kızım? Bu ne laubalilik? Hadi işiniz bittiyse çayı getirin. Mine Hanım kahvaltısını yapsın. Akşamdan beri bir şey yemedi. Ben yemeyeceğim Muzi. Ne demek Mineciğim, öyle şey mi olur? Bak tansiyonun düşecek sonra. Hadi kuzum. Oo, kahvaltı hazırlanmış. Ay midem kızınıyor vallahi. Mineciğim. Hadi gel gel gel, birlikte kahvaltı edelim. Sahanda yumurta istiyorum, peynir de koyun içine. Yalnız bugünkü yumurtalardan olsun, dünkülerden olursa yemem ona göre. Tabii hemen. Maşallah, bu sabah pek iştahın yerinde. Eminim çok da güzel uyumuşsundur ha. Uyudum vallahi. Yani kızım için iyi bir hayat istemek suçsa asın beni. Suçluyum ben. Mineciğim, kendini üzme kuzum lütfen. Bak, dünyan zaten zayıf. Hadi kalk, bir iki lokma bir şey ye benim hatırım için. Ne olur. Yemeyeceğim. Annem yesin benim yerime. Onun mutluluğu önemli, benimki değil ki. Ha? Muazzez, yüz verme şuna. Hazır elimizde bir fırsat geçti, kurtulalım şu ayak takımından. Görmüyor musun, adamın geçmişinden neler çıktı? Candan Hanım, sonra siz üzüleceksiniz. Mine bu ayrılığı kaldıramaz, ben kızımı tanıyorum. O senin kızın değil Muazzez. Artık kendini onun annesi sanmaktan vazgeç. Ve bu işe de burnunu sokma. Yüz verme şuna. Fırsattan istifade, ben kestirip atacağım bu işi. Fakat Candan Hanım, Veysel Bey... Oh! O Veysel haydutu yıllardır Mehmet Rıfat'ın karda yürüyüp izini belli etmemesi için elinden gelen her şeyi yaptı. O benim bu dünyadaki en büyük düşmanım. Mehmet Rıfat için evler tuttu. Dayadı, döşedi. Kadınları taşıdı o eve. O böyle bir fırsatçıdır. Ayrıca sırf bana inat, Gülizar'ı buldu, buraya getirdi. Benim çocuklarımın mirasına ortak etti. Ben buradan yürürüm Muazzez. Bu benim o adamdan kurtulmak için son şansım. Hadi sabah sabah bunları konuşmayalım. Bana şuradan ekmek uzatıver.